Geliyor. Saklan hadi. İstediğim parayı koparacağım. Hadi kalk. Bu akşam kafamı buldum. Sakın oğlanı öpeyim deme, duman attırırım alimallah. Öyle gönül oyunlarına filan aklım ermez yani. Tam buldun gönül kaptıracak kadını. Baksana sen benim gözüme. Hadi çabuk ol. Geldi hanımefendi. Alayım içeriye. Al. Dur. Kimse var mı diye sordun. Sordu, yok dedim. Aferin. Aman göz kulak ol, giren olursa benim için yok. Peki, de. Peki, baş hadi hanımefendi. Hoş geldin canım. Git Kudret, hatırımı sayıyorsan git. Borcum var bu adama, 5.000 lira borcum var. Geldi bana da kafa tuttu. Bir iki güne kadar vermezsem eşyalarımı hazettirecek. Eğer şerefimi kurtarmak istiyorsan hadi git, borç olarak bul getir. Atalım suratına da bir daha ayak basmasın buralara. Hı, ne dersin? Benim canım sevgilim, getireceksin değil mi? Temiz kılıklı yaşlı bir zat muhakkak sizi görmek istiyormuş. Hanım meşgul, vakit gecikti, yatacak falan dedim ama dinlemedi.
Düşündüğün şeye bak. O dinlemediyse biz onu dinleriz, olur biter. Hadi al içeri. Ah! Oh! Buyurunuz. Kimi arıyorsunuz Necmi Bey? Sizi arıyorum Canan hanımefendi. Bu ne şeref! Siz benim evimde, aman efendim, emredin. Tek kelimeyle arz edeyim. Oğlumun yakasını bırakınız. Aman ne fena bir tavsiye! Ne gibi? Seven bir erkeğin yakasını bırakmak, onun aşkını körüklemek demektir. Nasıl olur sizin gibi meşhur bir romancı bunu bilmeyesiniz? Size para yetiştireceğim, sizin arzularınıza cevap vereceğim diye oğlum... Nihayet annesinin gelin olurken aldığım ziynet eşyalarına varıncaya kadar hepsini çalmaya... ...kasamı kırıp paralarımı almaya mecbur oldu. Beni bir evlattan edeceksiniz. Rica ederim vazgeçin bu çocuktan. İstediğinizi benden isteyin. İşte karşınızdayım. Bak sen! Bırakın oğlumun yakasını. Sizin yüzünüzden nişanlısından bile ayrıldı. Ay ne fena! Sırtıma böcek girdi! Bizim evde de pek boldur. Affedersiniz, ayıp olacak ama mecburum. Elinizi sırtımda gezdirir misiniz? Herhalde orada olacak, evet. Hah, tamam! Ay, size minnettarım. Hı? Ayıplamayın. Böcekten nefret ederim de. Ah, Necmi Beyciğim! Ne sevimli, ne tatlı, ne mükemmel adamsınız! Rica ederim, sadede gelelim. Gelelim efendim. Oh! Aman Allah'ım! Bu bir harika, harika, fevkalade! Bu ne güzel gözler Necmi Bey! Romanlarınızdaki olgun erkek gözleri bunlardı demek. Rica ederim, rica ederim Canan Hanım. Tevekkeli oğlunuzu severken hep sizi tahayyül edermişim. Rica ederim Canan Hanım, sadede gelelim. Gelelim efendim, buyurun. Toy delikanlılardan nefret ederim ben. Eğer oğlunuzun kurtulmasını istiyorsanız, ondan boşalan yeri sizin almanız lazım. Ben size bunu nakit olarak ödeyeyim. Bana nakit lazım değil, siz lazımsınız. Canan Hanım, Canan Hanım! Efendim! Sadede gelelim. Pekala, hadi gelin bakalım. Tiyatrodur, biz onun oyuncularıyız. Romanın ismi Öldürdüğüm Sevgili. O sevgili ölür, bu sevgili canlanır. Hayat budur sevgilim. Hayatı gel içelim, gel içelim. Hayatı bırak da, senden gidip bir en iyisinden işkembe çorbası içelim. Hadi hele, hayatı yel içelim, yel içelim. İşkembe çorbası içelim diyorum. Hayatı yel içelim. Gülseren! Gülseren, kızdırma kafamı! Ama abi! Abi, kalbimi kırıyorsun. Çekil git şuradan be kızım! Tam annemle gizli bir şey konuşacağım, sen hemen bitiveriyorsun. Çocuklar! Çocuklar, hastayım zaten. İki kardeş geçiniverin. Ama anne, görüyorsun nasıl damarıma basıyor. Sinirlenme abi! Hı. Bizi yalnız bırak dedin de gitmedin mi? Bugünlerde o kadar dalgın, o kadar hırçın oldun ki! Orası seni alakadar etmez! Turgut! Turgut oğlum! Bu ne sinir böyle? Niye kırıyorsun kızın kalbini yavrum? Canım sıkıntılı biliyorsun, sana anlattım derdimi. Bu 5.000 lirayı ödemezsem hapse atarlar beni. Ah Turgut'um, böyle değildi eskiden. Ne oldu sana bilmem ki. Babamın haberi olmadan bankadaki senin hesabından ver. Vallahi öder. Hadi. Atölyem rağbet kazandı. Resim işlerim o kadar iyi ki... ...kısa zamanda paranı olduğu gibi bankaya yatırırım. Söz veriyorum canım anneciğim. Kurtar beni bu sıkıntıdan. 5.000 lira az para mı ay yavrucuğum? Ne yapacaksın? Kime vereceksin? Borcuma. Borcuna mı? Ne borcu? Kumar borcu.
Ama bu son. Vallahi bir daha oynamayacağım. Nişanlını da yüzüstü bıraktım. Kızcağız seni düşüne düşüne ekmekten aştan kesildi. Rezil olduk oğlum. Baban da ne üzülüyor bilsen. Akrabana yavrum. Çocukluk arkadaşın bu kız senin. Ah Turgut. Anneciğim. Anneciğim ne oldu? Gene mi kriz? İçme anne. Göreceksiniz. Bu kalp bir gün götürecek beni. Allah etmesin. Biraz sıkıldım mı hemen nefesim daralıyor. Boğulacak gibi oluyor. Üzülme anneciğim. İstirahat et şöyle. Sana söz veriyorum anneciğim. Bu 5.000 lirayı temin et bana. Bir daha seni katiyen üzmeyeceğim. Sahi Nur'la da evleneceğim. Thank you.
onunla randevunuz saat kaçtaydı? Geldi galiba. Ben saklanayım. Lüzum yok. Göreceksiniz ki buraya gelmeden dönüp gidecek. Ama nasıl gidecek? Benden nasıl soğuyacak? Bir daha buraya ayak basmaması için ben ona ne yapacağım diye merak ediyorsunuz değil mi? Sabırlı olun. Dünyada ne kadınlar ne zekalar var öğreneceksiniz. Yalnız siz hiç görünmeyin. Hatta gücenmezseniz kapıyı üstünüzden kilitleyeceğim. Yukarı çıkıyoruz da aşağı iniyoruz. Sana çektiğim ıstırabı ifade için bir şey göstermek istiyorum. Gör, bana hak ver. Senden niçin ayrılmak istiyorum? Öğren bunu. Çirkin hadiseyi bu adam tertipledi. Eğer böyle hareket etmeseydim beni öldürebilirdi. Çünkü onunla evlenmeye mecburum. Sen de nişanlınla evlenmeye mecbursun. Belki kahpece bitti bu dram. Fakat bitmesi lazımdı. Çünkü sen o kızdan ayrılamazsın. Ayrılmamalısın. Ben yuva yıkmaya değil, yuva yapmaya azmetmiş bir kadınım. Eğer bir daha beni rahatsız edersen karakola başvurur, bana askıntı oluyor diye seni mahkum ettirir. Kalleş! İki yüzlü oyuncu! Temizlerim halimallah.
Dediğim tahakkuk etti. Yara bir haftaya kadar kapanacak. Himmetinizle Mahir Beyciğim. Yalnız Feriz'e çok dikkat etmesi lazım. Ben size şimdi bir liste veririm. Nişanlımdan ayrılmam bana uğur getirmeden diyeceğim. Bir daha katiyen senin sözünden dışarı çıkmayacağım. Sağ ol canım evladım. Bir annenin en büyük arzusu çocuklarının saadetini görmektir. Sizin saadetinizle ben de mesut olurum. Siz gülerseniz ben de gülerim. Müjde, müjde, abim geliyor baba. Ne o, duymuyor musun baba? Bugün gene dalgınsın baba. Yeni bir eser mi hazırlıyorsun yoksa? Evet. Bir tiyatro artistinin hayatını kaleme aldım. Roman olacak demek. Adı ne bu romanın? Günah kadın. Hani sen kendi hayatını yazacaktın baba? Bakalım belki de bu roman benim kendi hayatımın hikayesi olur. O da ne demek? Neler söylüyorsun babacığım? Yanlış bir şey mi söyledim? Turgut geldi demiştin değil mi? Geçmiş olsun yavrum. Sağ ol baba. Artık nikahı da düğünü de kısa zamanda tamamlamalıyız. Değil mi Necmi Bey? Çok iyi olur. Çok iyi. Oğlumu kurtardım. Evlendirdim, düğününü bile yaptım ama ben kurtulamadım. Bu genç, bu güzel ve fettan kadından ben kurtulamadım. Hangi kudretti beni ona adım adım yaklaştıran? Oğluma ahlak ve fazilet dersi verirken ben ahlaksızlık ve zillet uçurumuna yuvarlanıyorum. Kadın ve şeytan! İşte yıldızınız geliyor! Ne şeref! Kadın ve şeytan! Dansları bütün memlekette büyük fırtınalar yaratan bu muhteşem dansözü muhakkak gelip seyretmelisiniz! Bu fırsat bir daha ele geçmez! Buyurun. Geç mi kaldım yoksa? Provalar o kadar sıklaştı ki bu yüzden ilk defa olarak randevuma geç kalıyorum. Kadın ve şeytan! Ne numaracı herif, Canan'ı görünce sesinin perdesini yükseltti. Kadın ve şeytan, rakkaselerin en birincisi! Kadın cinsinin bir incisi olan Canan Sevgi Değer'in görülmeye değer bu değerli eserini görmeniz bir hayat değer, bir ömür değer, bir zevk, bir saadet, bir neşe değer. Aklınıza ne geliyorsa, aklınıza ne geliyorsa o değer. Değer be kardeşim, değer, kafa ütüleme. Yeter be kardeşim, yeter. Tık da ves olacak. Kadın ve şeytan, rakkaselerin incisi, kadın cinsinin birincisi. Emri. Yalnız biri. Nece? Var. Ne güzel kadın değil mi? Güzel kadın yanında oturuyor, kör olasın. Dalmışım, affedersin. Nerede kalmıştı romanımız? Hatırlıyor musun? Evet, sen sormuştun da ben oğlunun düğününden sonra cevap veririm demiştim. Düğün oldu. Yaz Necmi Bey, ben yetim büyüdüm. Aldığım terbiye içki kokar. Görgüm raksla başlar, yalanla biter. Yaz efendim, yaz, yaz! Ben şu dünyaya gelmiş, gelecek bütün insanların en doğru konuşanıyım. Evet evet, yaz, rica ederim, yaz, yaz! Güya sen bana soruyorsun. Diyorsun ki, ben evliyim, seni de seviyorum. Bu seni üzmez mi? İşte cevabım! Niçin üzsün? Karın benden güzel, benden civelek olsaydı, onu bırakıp benim yanıma gelmezdin, tamam mı? Bir sual daha. Sen diyorsun ki, neyi mi seviyorsun? Yaşlıyım, güzel sayılmam. Doğru konuşalım babalık. Bu hakikat ama cevaba bak sen. Ben senin her şeyden önce paranı seviyorum. Sonra sevimlisin. Güzellikten üstündür bence bu. Ne kadın bu be? İhtiyarı taktı oltarın ucuna. Yandı. Niye böyle? Saadet bozmaya. Ne ayıp! Senin gibi asil bir kadına yakışır mı böyle bir hareket? Geçsene bir kalem sen. Asil kadınmış. Ben bana fiyaka yapan insanların boyasını meydana vuracak kadar erkek kadınımdır.
Evleneli bir hafta bile olmadı. Balayına gelmişler. Eskiden de benle evli sayılırdı. Bana fiyat yapacaklar ha? Gücenirim, geçme. Bizi ihmal etme, darılırım. Darılana, gücenene uğurlar olsun. Canan abla kadar nispetçi, fiyakacı bir kadın görmedim hayatımda Neriman. Sana mı gülümsüyor? Tanıyorsun eskiden. Yo. Bozum olma delikanlım. Bir vakitler bana deli gibi aşık olduğunu söyleyecek değilim. Merak etme. Ama öyle hanımefendiye caka yapacağım diye de pas geçme. Bıyık altından gülüp gülüp... sonra da vurdum duymazlık rolü kesme. Az buçuk biz de artistiz. Rolden çakarız. Demedim mi sana, bak nasıl bozmuştu onları. Sen değil, senin şahın gelse bizde papuç pahalı aslan delikanlım. Aldığın aylık çorabıma yetmez benim. Yeni camide dilenip burada sadaka dağıtır gibi bize nameler yapıp durma. Yemeyiz biz bu numaraları, yemeyiz. Terledim bakıyorum. Hava çok sıcak bugün de ondan. Al voltanı da biraz serinleş şimdi. Sayenur, Sayenur! Yaptı yapacağını, aralarını bozdu muhakkak. Sofra hazır baba, seni bekliyoruz, hadi gel. Hiç iştahım yok kızım, siz yiyin. Siz yiyin olur mu? Birkaç gündür hep böyle. Hiçbir şey yemiyor musun? Rahatsız mısın yoksa? Değilim. Bir derdin mi var? Bilmem. Olmamalı ama... Ben de ona hayret ediyorum. Oğlunu evli mesut olman lazım. Doğru ama... Düşünceler... yani şu son romanıma ait düşünceler. Bu roman o artist kadının hayatıydı, değil mi? Evet. O artist kadının hayatı. Başkasının hayatı seni bu kadar üzmemeli, düşündürmemeli. Eskiden hep bizimle meşgul olurdun. Aman doyamadım tadından ey.
Bana yerden geç derler yavrum, nasıl geçem o yerden ey? Aman nasıl geçem o yerden ey? Merdivenden bıkır bıkır inerken yazması boynuma, dolanıyor severken. Uyumuşum akerdandan öperken atma garip annem beni dallar ardına. Kimseler yanmasın, sizler yanın derdine. Kezi bağlarında üç top gülüm var, hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Çok neşesizsin. Derdin ne anne? Bak sana bir müjde vereceğiz. Anneciğim, bütün üzüntüm bir bahar bulutu gibi silinivereceğiz. Çok utanıyoruz ama söyleyeceğiz. Siz söyleyin yavrularım, bana bakmayın. Kalbim hasta, ruhum hasta, derdim... Ama yakında torun sahibi olacaksın. Halbuki biz de zannediyorduk ki çok sevineceksin anneciğim. Hiç sevinmez olur muyum? Ama korkuyorum ki onun dünyaya gelişini göremeyeceğim. O da nesi? Allah göstermesin anneciğim. Daha maşallah o kadar gençsin ki. İçimden bir hiç umulmadık bir günde diyor ki bana, tahammül edemeyeceğim bir üzüntü seni alıp götürecek. Oo. Artık hissediyorum, kalbim çok zayıfladı yavrum, çok. Güzel Ayşem gel yanıma, kıyma yazık bu canıma, benden sana zarar gelmez, sokul biraz gir canıma. Hayran olayım, kaşla gözüne kurban olayım, tatlı sözüne. Hayran olayım, kaşla gözüne kurban olayım, tatlı sözüne. Dolu ebedi hatırası. Seni ölünceye kadar sevecek olan Canan Sevgi Değer. Thank you.
Anne, anneciğim ne oldu? Anne! Anneciğim. Benim olsan seni vermem onlara, vermem onlara. Gelin senin cemalini görmeli, aman pınarına. Basiniz sağ olsun, kariniz olmuş. Teşekkür ederim Toma, sağ olun. Siz de sağ olunuz, bir emriniz var mı efendim? Hayır, hiçbir ricam yok, teşekkür ederim. Pekala Mesih Bey, pekala. Bu ne surat tontonum? Sana söylüyorum Necmi Bey, iltifat yok demek. Dargınız öyle mi? Sebep? Başınız sağ olsun üstadım. Büyük acınızı şimdi haber aldım. Sizi aradım, sıkıldığı zaman buraya gelir dediler. Sağ olun efendim, buyurmaz mısınız? Özür dilerim, işim çok acele. Müsaadenizle. Güle güle efendim. Demek mateminin sebebi buydu. İnan ki haberim yoktu. Başın sağ olsun. Kimdi öyle? Karımdı. Ya, neydi hastalığı? Kalp. Hiç sevmediğim bir hastalık. Haber vermeden alıp götürüyor. Bu hastalıktan ölmektense kalpsiz olmaya razıyım. Bir şeye mi sinirlendi? Senin bu faciada suçun varmış gibi bir tavır takınmışsın da. Suç müşterek. Karınla mı? Hayır, seninle. O da neyse. Bu ölüme birlikte çektirdiğimiz o uğursuz fotoğraf sebep oldu. Öyle mi? Bir Türk şairi ne demiş biliyor musun? Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Bir fotoğrafa bakıp küt diye ölen kadının kalbi hakikaten acınacak hale gelmiş. Bu kadar merhametli, vicdanlı, sinirli olmaya da aklım ermez doğrusu. Hem biraz tuhaf kaçacak ama kurtuldu kadıncağız. Sen de kurtuldun. Öyle ya, fotoğrafta bir arada göreceğine, hayatta bizi yan yana göreydi, sadece kendisi ölmez, ikimizi de öldürürdü. Kendisini öldüren kadınlara acımak bile gelmez içimden. Benim anladığım manada kadın, yaşayan mahluka denir. Uğrumda ölenler benim için garnitürdür. Yaz bunu da güzelim. Benim felsefem de hayat budur sevgilim. Hahahaha!
benim zavallı karıcığım. Bir torunun dünyaya geldi. Oğlun, gelinin, kızın o kadar mesutlar ki gülüyor, neşeleniyorlar. Ben nasıl gülerim ki sen bu saadetten mahrumsun? Karıcığım, torununu kucağına alıp öpemedin, sevemedin. O minik, o güzel gözlerine bakarak yavrum, torunum diyemedin. Sevgilim benim. Bak annesi bak, neredeyse konuşacak. Bana kalırsa hemen yerinden fırlayıp koşacak. Yemek falan hazırlayacak. Nişanladım ben zaten onu. Yarın da kızımızın düğünü olacak. Düğünü olacak değil mi? Kızımın düğünü olacak. Tabii ya. Nişanlısından mektup aldım. Eğer düğünü geciktirirseniz nişanı bozarım diyor. Allah neşemizi bozmasın. Uğruna bütün servetim feda olsun. Biliyorsun ki ben erkek adamım. Bilmiyor muyum canım? Hem kıskanç hem de erkek adamsın. Tamam. Adım erkek bir kere. Erkek Ahmet! Kim o? Saklan! Rica ederim saklan! Ne diye saklanayım canım? Erkek bir adam hiç saklanır mı? Her yerde erkeklik sökmez. İşler sarpa sarıyor. Bu gelen senden daha erkek galiba. Rica ediyorum saklan! Vay! Benden daha erkek var değilmiş şu dünyada! Dur diyorum! Kim ise ben koga haddini bildirir! Kızdırma kafamı! Bilirsin ki dünyaya minnetim yoktur. Saklan dedim mi saklanacaksın. Yoksa bozuşuruz. Açsana, aç diyorum. Yürü, saklan. Şimdi. Bırak onu canım, bırak. Aç şu kapıyı. Bir tane ekeceğim. Gir şuraya, saklan. Hadi. Ben gösteririm size. Kafam kızmadı daha. Bir kızsın, görüşürüz. Kafam. Bir erkek sesi duydum. Kaç defa dedim ki bu eve benden başka erkek girmeyecek diye. Ay rica ederim şimdi de sen başlama. Demek biraz evvel bir başkası başladı ha? Ama mükellef bir sofra. Şurada da bir erkek ceketi. Demek bize mavallar oku, işim var, gücüm var de sonra da evine başka bir erkeği misafir et ha? Fitil gibi sarhoşsun babalık. Eğer buraya bir hadise çıkarmaya geldinse avaz avaz bağırır, kıyameti koparırım ha! Kıyameti koparırsın! Beni karımdan, yuvamdan, işimden, gücümden edersin, sonra da kıyameti koparırsın ha! Hadi kopar kıyameti, ne duruyorsun? Vur! Ne susuyorsun? Konuş! Konuşsana! Uğrunda neler yapmadım, şerefim, haysiyetim iki paralık oldu, rezil oldum, maskara oldum. Beynimi, şuurumu aldın elimden. Bir de kıskandırmak, kudurtmak, delirtmek. Sana kaç kere dedim ki oynama benden, delirtme, kudurtma beni diye. İstemiyorum senin gibi kaba bir adamı. Gelme bir daha evime, defol, defol diyorum. Bir daha evine gelmeyeyim öyle mi? Gelmeyeyim ha? Eğer bir gün pişman etmezsem şu sözlerine, eğer bir gün seni tekrar şu evde başka bir erkekle yakalar da sağ bırakırsam... Canan, canan yapma, yapma, yapma. Sende vicdan, sende merhamet, sende insanlık yok mudur? Görüyorsun ki teslimim artık. Koskoca adam bu ak saçlarıyla senden aşk dileniyor. Ona böyle mi yapmak lazımdı? Böyle mi? Böyle ha? Ha?
Bana bak ihtiyar, geç git. Başımı belaya sokma benim ha. Başı belaya girecek biri var bu dünyada ama kimdir, kimin alnına yazılmıştır bu kötü yazı, onu ancak Allah bilir. Bir lafına, bir lafına gitti bak! Niye demişler bana erkek Ahmet diye? Var bir sebebi elbet! Erkek ha? Tokatları yapıştırırken ne diye gelip kurtarmadın? Durmadı! Duyaydım, duman attırırdım alimallah! Duman! Gel buraya! Gelsene be! Gel! Bak bak! Bu hanımefendi sizi yalnız görmek istiyormuş efendim. Bir emriniz mi var efendim? Ay bu ne ciddiyet! Bir emriniz mi var efendim? Evet beyefendi, bir emrim var. Ayağa kalk, telaşlan, heyecanlan. Bana büyük bir nezaketle hoş geldin Canan de. Efendim, hanımefendi, emriniz... Bunlar ne soğuk laflar! Hani bir zamanlar beni deli gibi seviyordun? Böyle bir şey hatırlamıyorum. Ve ben mazi denilen korkunç uçuruma dönüp bakmayı bile bir felaket sayarım. Öyle mi efendim? Mazi uçurum oldu demek. Ne güzel keşfettin. Senin için mazi hakikaten bir uçurum olacak. Çünkü elimde senin mazine ait öyle korkunç vesikalar var ki. Nasıl değiştin birdenbire? Tehlikeyi sezince nasıl durakladın? Betin benzin attı. Allah'a ısmarladık sevgilim. Sen hoş geldin demedin ama... Bak ben nazik davranıyor, Allah'a ısmarladık demeyi ihmal etmiyorum. Şu gelişim sana tek bir hakikati izah ediyorsa çok memnun olurum. Nedir diye düşünme. Ben bana yüz vermeyen, bana yan çizmesini beceren erkeklere deli gibi tutulurum. Evet tutuldum. Çok ciddi bu sözüm. Sana tutuldum Turgut. Biliyorsun ki elimde de seni kendime bağlayacak korkunç vesikalar var. Sen bilirsin bunların içinde neler yazılıdır. Sen yazdın çünkü. Senin mektupların bunlar. Hele şu fotoğraflar. Atılıp elimden almaya mı hazırlanıyorsun? Bunları ancak evime gelir, şartlarıma razı olursan alabilirsin. Aksi halde... Allah'a ısmarladık, benim bundan sonraki ciddi ve ebedi aşkım! Allah'a ısmarladık! Düşünseydin sevgilim, bana yazılan mektup benim oldu artık. Çekilen fotoğraflar mazinin birer hatırasıdır. Ama o mektuplar benim kirli çamaşırlarımdır. Ele geçerse mahkum olurum. Hırsızlığım, beyinsizliğim, bir sürü hatam meydana çıkar. Tabii çıkacak. Ne sandın ya? O mektuplar seni istediğim zaman kendime çekebilmem için en son en büyük koz. Erkekler ne zannediyorsunuz yani? Bir kadınla günümüzü gün edelim, sonra da işimize gelen bir başkasını bulunca birinciye dirsek ha? Ya ama yok beyefendi. Bugün karın olan hanımefendinin izzeti nefsi gururu var da bizim yok mu? Benim olacaksın, benim. Yahut da mektuplarınla seni rezil edeceğim. İcap ederse bütün foyanı meydana vurup mahkemeye bile başvuracağım. Bilirsin ki o son iki mektup seni mahvetmeye kafidir. Yoo. Kızmakla hiçbir şey halledilmez. Karım kat'i benim. Şimdi anlıyorum ki terk edilmek... ...beni aşkın ayaklarının dibine kadar düşürdü. Bir ihtiras derecesinde aramaya başladım seni. Artık pençeme düştün, kurtulamazsın Turgut. Bırakmam seni. Benim olacaksın. İcap ederse karını boşayacaksın. Buna imkan var. Bir çocuğum var.
Bugün tam 4 yaşında. O yavru annesiz ne yapar? Bunu önceden düşünmeliydin. Uğrunda hırsızlığa bile başvurduğun o buhranlı günlerinde düşünmeliydin bunu. Nişanlından ayrılmış, bana bir deli gibi bağlanmıştın. Ama ben inanmıyordum. Çünkü aşkı yalan sanıyordum. Şimdi anladım ki dünya yüzünde aşk adlı bir fırtına varmış ve insanı kasar kavururmuş. Belki inanmayacaksın, güleceksin. Yalan söylüyor, saçmalıyor diyeceksin belki. Fakat bu bir hakikat Turgut. Seviyorum seni. Hayatımda ilk defa, belki de son defa büyük bir aşkla, ihtirasla seviyorum seni Turgut. Dikkat et, bir kadın sevdiği zaman çok tehlikeli olur. Ben bir yuva kurdum, yavrum var. İnsanlığa, yuvama, yavruma karşı mukaddes bir vazifeyle bağlandım demektir. Bir aile reisi aklına her estiği zaman yuvasını, yavrusunu tehlikeye sokarsa ona erkek denir mi? Bir baba her sevdiği zaman yavrusunu annesinden ayırırsa ona insan denilir mi? Ölüm bile olsa ne yuvama ne de yavruma ihanet edemem Canan hanımefendi. Bir saadeti yıkmak, bir yuvayı dağıtmak, bir annenin yüreğini yakmak, bir yavruyu ağlatmak, bütün bu insanları ıstırapla, mahrumiyetle, acıyla kıvrım kıvrım kıvrandırmak hangi vicdanlı insanın harcıdır? Bırakın yakamı, verin mektuplarımı, eski hatalarımı tamire hazırım. Bunu nakit olarak ödeyeyim. Çünkü sizin ruhunuz, hamurunuz, mayanız paradır, para! Tabii! Gayet tabii! Parayı kim sevmez? Alın! İstediğiniz kadar vereyim. Daha da getireyim. Yeter ki beni mahvetmeyin. Yuvamı dağıtmayın. Demek savaş başladı. Yaylım ateşler, bombardımanlar, hücumlar, taarruzlar! Hadi söyleyin, meraktan öleceğim. Kocanız bu gece saat tam 10'da Canan Sevgideğer denilen bir kadınla buluşacak. Bir kadınla mı buluşacak? Kocam ha? İşte buluşacakları yerin adresi. Bana müsaade. Durun, gitmeyin. Elim ayağım çekiliyor. Bir kadınla buluşacak ha? Kocam buluşacak. Yavaş, bir duyan olur hanımefendi. Bana müsaade. Güle güle. Ne var yenge? Niye ağlıyorsun? Hiç, hiçbir şeyim yok. Bir şeyler duydum ama iyice anlayamadım. Söyle yenge, Allah aşkına söyle. Babası ölmüş bu kızcağızın, ölmüş. Ölmüş. Böyle yenge, şeye, sen çocuğa bak Gülseren. Dayım hastalanmış da, bir bakıp geleyim. Kimden duydun hastalandığını? Şeyden mi? Dün uğramıştım da. Çabuk gel yengeciğim, çocuk hasta, ateşi düşmedi biliyorsun. Olur Gülseren. Abim gelirse ne diyeyim? Ben söylerim abin gelirse. Hem bakalım gelecek mi? Gelmeyecek mi dedim? Abim mi gelmeyecek? Neden? Gelmeyecek mi dedim? Ne zaman? Sinirliyim Gülseren. Dayıma üzüldüm de. Üzülme yengeciğim. İyi olur inşallah. İyi olacağı geçmiş artık. Çok mu ağır yoksa? Belki de. Neyse şekerim, hadi sen çocuğun yanına git. Beni hiç düşünme. Gitmesen olmaz mı yengeciğim? Mecburum. Hadi iç.
İçerim. Her istediğini yaparım. Yalnız mektuplarla resimleri iade ederim. Bu gece böyle şeylerle meşgul olmayalım. Eski güzel günlerimizi hatırlayalım bu gece. Bana sevgilim derdin. Benim biricik Turgut'um. Sana günden güne ısınıyor, adeta çıldırıyorum. Maalesef şimdilik böyle. Ama ileride herhangi bir ne bileyim maddi şok, istirap dilinin açılmasına sebep olabilir. Enteresan bir hadisedir bu. Ya. Yeah. Misalleri de çoktur. İyi olur inşallah. Müsaadenizle efendim. Güle güle Kamil Beyciğim. Sağ olunuz. Dili tutulmuş. Ne konuşuyor ne de hatırlıyor. Çıldıracağım Allah'ım. Çıldıracağım. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Sakin olmak geldi mi? Gece yarısı sokakta ne yapıyordu bu kadın? Boğaz'da işi neydi? Maksadı ne olabilirdi? Dili tutulmuş, konuşmuyor ki. Polis tahkikatı her şeyi açığa vurur. Telaş etme, öğreniriz çocuğum. Hadi yürü. O benim en büyük zevkim. Rahmetli babam meşhur kuklacılardandı. Küçükken sorardım hep. Baba derdim, bu kuklaları parmağında oynatmaktan bıkmıyor musun? Gururla doğrulur, gülümseyerek içini çeker, ah kızım derdi. Bu kuklaları herkes parmağında benim gibi maharetle oynatamaz ki. Ne zevktir bu bilir misin? Ben babama çektim, parmağımda o erkek kuklaları oynatmaktan, onu ona, bunu sana takmaktan, onlar ıstırap çekerlerken şeytani kahkahalarla karşılarına geçip kırıtmaktan ne muazzam bir zevk duyuyorum bilse. Bana kalırsa çok tehlikeli bir oyun. Niye? Hiçbir tehlikesi yok. Babam oynattığı kuklalardan para kazanırdı. İş onun maharetinde. Ustalıkla parmağında oynatabilmektedir.
ondan vazgeçmem lazım. Ben bir yuvanın sahibiyim. Gelinlik kızım, gelinim, evli bir oğlum var. Karım bu yüzden dünyasını terk etti. Hay lanet olası kadın lan! Sen burada mıydın? Ne zaman geldin kızım? Deminden beri yanındaydım baba. Baba ne oldu sana? Lanet ettiğin bu kadın kim? Sana kötülük eden kim? Şey, affedersin. Rahatsız ediyorum ama mecburum. İdare hanemiz büyük zarar görüyor. Vaatlerinizi uzun zamandan beri yerine getirmediniz. Son romanınız da yarım kaldı. Gazetedeki tefrikayı kesmeye mecbur olduk. Halk soruyor. Mektuplarla, telgraflarla, müteaddit vasıtalarla soruyor halk. Roman ne zaman çıkacak? Sonra baskıya verilen ikinci romanınız yüzüstü kaldı. Mecburum, yazamıyorum. Kalemim durdu, beynim durdu. Hafızam, izanım, ruhum hiçbir şeyim işlemiyor. Durdu artık. Senelerdir bütün memleketi hayran ettiğini zannettiğim kalemim kırıldı. İşleyen dima durdu. Ben artık bir harabiyim. Benden hiçbir şey beklemeyin. İster basın, ister atın. Ne yaparsanız yapın. Hoppa! İster basın, ister atın. Lafa bak! Çok yazık. Çok yazık Necmi Bey. Şimdi, al mektupları, bunlar da fotoğraflar. Ama sözünden caymak yok. Artık benim ebedi sevgilim sen oldun. Bu eve hiçbir erkek ayağı basamaz artık, kimseye yüz vermez. Hayatıma mal olsa gene de senden vazgeçemem. Kıskananlar, kuduranlar olacakmış, umurumdaydı sanki. Gel benim canım sevgilim. Kırılası ellerimle mi vurdum seni? Canım evladım! İşin neydi bu uğursuz cehennemde? Baba! Baba sen mi vurdun beni? Yaktın beni baba! Yaktın beni! Saadetim yıkılmasın! Şerefim mahvolmasın diye! Ona vaktiyle verdiğim bir sırrım... yazılı olduğu bir iki mektubu... elinden almak için gelmiştim... bu lanetlik yere! Yavrumu... kızımı çok seviyordum. Onu büyütmek... gelin etmek... bu saadetle hatalarımı tamir etmek istiyordum. Nasıl kıydın bana baba? Sen beni değil, yavrumu da öldürdün. Oğlum, biricik evladım... sen olduğunu bilseydim... Baba, yavruma duyurmayın. Bir gün öğrenmesin ki ben bu kadın uğrunda can verdim. Karım bilmesin ki ondan başkasını sevdim, yuvama ihanet ettim. Kızım, benim zavallı, yetim kalan biricik evladım. Aklınızı...
Turgut! Yavrum! Çocuğum! İmdat! İmdat! Yetişin! İmdat! Katil var! Oğlunu öldürdü! Yetişin! İmdat! Polise haber ver! Yetişin! Beni de öldürecek! Canım. Canım evladım. Kızım nerede göster? Ben öldürdüm. Bu yerde yatan aslan gibi yavruyu ben öldürdüm. Katil benim. Herhangi bir adamı değil, kendi yavrumu. Canımdan çok sevdiğim, büyütüp bu boya getirdiğim biricik yavrumu öldürdüm. Uğrunda ölüme bile razı olduğum bir evladı öldürdüm. Götürün beni. Götürün. Ben kanunun nizamı bilen bir adamdım. Fakat ne yazık ki... Yavrum benim. Açılmasaydı keşke dilim. Turgutsuz dünyanın ne tadı olur. Yoksa oğlunu o kadınla bir arada gördüğün için mi öldürdün? Yuvasına ihanet ediyor, yavrusunu düşünmüyor diye mi öldürdün? Nasıl ürpermedi vicdanın? Nasıl titremedin? Bir evlat babası tarafından öldürülür. En büyük günahı bile işlese, ona silah çevrilir mi? Kalbine nasıl sapladın hançerini? Kurşununu nasıl sıktın biricik evladını? Sen hepimizi yıktın, öldürdün. Kızın, ben, evde torunun, hepimiz ağlıyoruz. Duy, iftihar et! Bunca kahır beni yaşatır mı? Görüyorsun hastayım, çılgınım, mahvolmuşum artık. Çünkü oğlun her şeyimdi benim. Onu o kadar seviyordum ki. Sen yalnız onu değil, bizi de öldürdün baba. Baba, affet! Mazur gör sözlerimi. Kendime malik değilim. Haklısın yavrum. Af dilemek bana düşer. Sen bu sözlerin, bu isyanın, bu feryadın daha ağırını da yapsan haklısın. Haklısın çocuğum. Beni değil siz. Allah bile affetmez. Ama inanın ki silahımı yavruma bilerek, görerek çevirmemiştim. Ben bir günah kadınını öldürmek istemiştim. Yavrum. Biricik oğlumun, elimle büyütüp okuttuğum evladımın orada olduğundan haberim olsaydı, işler miydim bu tüyler ürpertici cinayeti? Yoktu yavrum, haberim yoktu, yoktu. Baba! Babacığım, baba, canım babacığım. Babam evladına kıyacak kadar zalim olabilir mi yenge? Yenge, o dünyanın en iyi kalpli adamıydı. Keşke kırmasaydın kalbini. Zaten onun çektiği azap kendine yetiyor. Yüzünü gördüm, bir harabeye dönmüş.
Zavallı babacığım. Hadi gidelim. Niye ağlıyor bu adam? Derdi ne? Ne suç işlemiştim? Evlat katili. İki senedir gece gündüz böyle hiç durmadan iç çekip ağlar. Hayatının romanını yazıyormuş. Kim der ki bu adam evlat katilidir? Ey yedi felek! Kimine kavun yedirir, kimine kelek. Gel biraz derdini deşelim de anla şu kahpe dünyada neler dönüyor, ne bacalar sönüyor. Kimler kaderin sillesiyle attan inip aşağı biniyor? Anla arkadaş, anla öğren. Merak etti arkadaş. Bu sabah girdi buraya. Neden ağlıyor dedi de. Ben ha? Ben beyinsizliğime ağlıyorum. Çıkarmak, görmek istiyorum beynimi. Kafatasımı kırıp görmek istiyorum. İçinde ne vardı ki bütün bir aileyi uçuruma sürükledi bu beyin. Bir kadın yüzünden yuva yıkılır mı? O kadın isterse dünyanın en kurnaz, en madravaz, en haylaz kadını olsun. Ben adam olaydım, ben yuvama bağlanaydım, şöyle sımsıkı, suyu alınmış çelik gibi sımsıkı bağlanaydım. Kadın ne yapabilirdi bana? Ağlıyorum değil mi? Nasıl ağlamam? Nasıl yanmam? Beynimi taşla ezmeli benim. Taşla. Taşla. Kusura bakma babalık. Derdini debreştirdik. Bak iki sene, tam iki senedir ne gelinim ne torunum ne de kızım uğramaz oldular. Bir kerecik geçenlerde kızım geldi. Ağlıyordu. Söylemek istediği çok şey vardı ama hiçbir şey söylemiyordu. Yalnız gelin için çok hasta diyordu, çok. Onu o hale getiren kim? Karımı, oğlumu kara toprağa gömen kim? 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 Hepsi ben. Benim bu beynim, bu izansız beynim benim. Bu idraksiz, bu iradesiz beynim. Benim Rabben Hakkı için şu dört duvar, bilen için, anlayan için hakiki bir mektep. Dışarıdakilere bundan hala ibret dersi olur mu? Düşen bilir içine. Bu dört duvar öyle bir mektep ki dışarıdakilere avaz avaz haykırır. Can yakma arkadaş. Tanrı binasına keski atma, kurşun atma, laf atma. Ah Fatma! Yüzünüze bakmaya cesaretim yok ya. Zavallı torunum. Seni ne kadar özlemiştim. Gel, gel yavrum. Dedeciğim seni çok özledik. Hasretinle nasıl yandı yüreğim bir bilsen. Benim zavallı oğlumun biricik yadigarı. Yüzünüze nasıl bakarım ki? Annen gene bana dargın mı yavrum? Hala affetmiyor değil mi? Hala zannediyor mu ki ben zalim, canavar, hain bir katilim? Hala inanıyor mu ki ben... Niçin ağlıyorsunuz? Hastalığı daha geçmedi. Ne zaman getireceksiniz onu bana? Artık bir daha onu getiremeyeceğiz baba. Getiremeyeceğiz. Sebep? Affetmiyor beni ha. Sen de mi onun gibi düşünüyorsun? Yalvarırım getir. Affedin beni. Çektiğim çile beni çılgına çevirdi. Artık çok geç. Her şey bitti. Baba, yenge. Ne oldu? Yengene ne oldu? Yoksa...
Annem öldü dede. Hayır. Annem öldü. Ölmedi. Ölmedi yavrum. Sakın annem sen ağlama. Öldü. Gelecek yavrum, gelecek. Babam da gelecekti, niye gelmedi? Öldü onlar, öldüler. Dede gel, niye evimize gelmiyorsun? Bizim kimsemiz kalmadı. Dede gel, ne olursun gel. Gidelim yeğenim, bize müsaade baba. Gidelim bir. Dede, dedeciğim gel. Dede, gel dedeciğim. Ufacık yavrularımdan perişan olur. Aradan tam 18 yıl geçti. 18 yıldır hep böyle sessiz sessiz ağlar bu ihtiyar. Hep oğlunu hatırlar. Seni bilmeyerek öldürdüm yavrum. Beni affetmezse ruhum dünyaya küskünüm der git çekerdi. Dünyaya küskünüm. Torunum büyümüş. Benim güzel torunum. Mini mini yavrum. Koskocaman olmuş da nişanlanmış bile. Yarın gece düğünü olacakmış. Onu görmeden ölürsem gözlerim açık giderim. Yarın çıkıyorum artık. Ama bomboş, manasız bir hayata, bir cehennem hayatına, bir zindana çıkıyorum sanki. Şu dünyada kimim var artık? O yavrunun yüzüne nasıl bakarım ben? Senin babanı ben öldürmedim der de nasıl inandırırım? Annesi bile beni bir katil bilerek can verdi. Affetmedi beni. Affetmedi. Yalnız kızım, bir tek kızım inanıyor masum olduğuna. Bir tek kızım. Acaba Allah, Allah da affeder mi beni? Yok, etmez. Etmez. Çünkü ben yanlış yolda yürüyen, karısının, oğlunun, gelininin ölümüne sebep olan o canavar kadına gönül verdim. Şu gelin olan torunuma, babasının katili olan ben nasıl içeri girerdi yavrum? Bu yuvayı ben dağıttım, babanı ben öldürdüm diyebilirim. Oğlumun şu güzel yadigarını öpmek istemez mi? Ellerine sarılıp af dilemek, onun saadetiyle mesut olmak istemez miyim? Vah benim biricik yavrum! Mezarında nasıl rahat edersin ki kızının gelin oluyor,
ve sen bu saadetten mahrumsun. Saadet değil mi? İşte o içeride gördüğün gelin benim gelinimdir. Bu güzel kız benim oğlumla evleniyor. Onun şerefine içtim bu akşam. Gel ihtiyar, sen de iç. Hadi gel. Sağ ol. Allah saadetinizi arttırsın. Allah gelinine uzun ömürler versin. Kusuruma bakma, rahatsız ettim. Yok, yabancı yer değil. Ev benim. Benim dostlarımın evidir. Ya. Buyur. Siz buyurun. Ben artık gideyim. Vakit geç oldu. Ha, doğru. Senin de yavruların vardır. Gelinin oğlun ya, vardır. Ya. Beklerler tabii. Geç kalma ihtiyar. Benim de yavrularım vardır. Evet. Vardı bir zamanlar. Fakat şimdi... Güle güle. Ey büyük Allah! Çilem dolmadı mı daha? Dolmadı mı? İşte onun evi. Şu kapının eşiğinde kaç gece sabahlamıştım. Seni bu elle mi öldürdüm oğlum? Bu basamakları çıkarak, şu kırlası ayaklarımla bu kapıdan girerek mi öldürdüm? Halbuki seni ne büyük bir ihtimamla büyütmüştüm. Sonra da seni ben öldürdüm ha. Zavallı yavrum. Kızın gelin oluyor bu akşam. Bu gülen, bu haykıran insanlar onun evine gidiyorlar. Seni belki o karanlık alemde kucaklar da... ...senden af dilerim diye sana geliyorum oğlum, sana. Bu ıstırap artık beni de yere serdi. Öyle yorgunum ki şöyle bir uzansam.